Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fitimiz Bankrek serimizin 26. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an bir Greatwood Tree kesiyorum. Çünkü yapacağım başka bir golem için bu Greatwood Tree'nin loglarına ihtiyacım var. Greatwood Tree gene Tom Craft'ın eklediği bir ağaç. Ve şey gene sihir aspekti içeren bir ağaç. Bunun dışında şey iki tane de Animation Core yaptım fakat bunların bir tanesini upgrade edeceğim. Animation Core'ların nasıl upgrade edildiğini öğreneceksiniz bu sayede. Sapling. Şimdilik acil ihtiyacım yok. Fakat burada bir tane sapling, buradan sapling'e ihtiyacım var. Onu daha sonra toplarım iki bölüm arasında. Yalnız ufak bir uyarı, şu lanet şeylerin sapling'i inanılmaz nadir düşüyor. Hani inanılmaz nadir. Öyle böyle nadir değil. Nadirlikten ölecek. Jetpack'imin şarjı bitti tabii ki de. Hazır şuradan geçecekken jetpack'imi de şarja takayım. Evet. Şimdi bunu alıp Fire Shard'ın değil mi sen? Emin olalım hemen. Evet. Fire Shard. Ve 12 tane knowledge lazım. Knowledge için güzel bir kaynak bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama 6 su şey 12 tane su ve 12 tane de şu arkadaştan heba olacak. Onu gidermenin güzel bir yolu var. Onu gidermenin yolu basit gerçi. Yani kolay bu arkadaş. Gördüğünüz gibi o iki sembolü bu taşıyor. Onu burada 16'ya tamamlasak. Tabi jetpack'imi almadım değil mi? Neyse yoldan geçmişken jetpack'imi de alırım. Ve artık bu jetpack'imi unuttuğum için bu merdivene mahcup kalmak durumunda kalmayacağım bu bölümden sonra. Ha bu arada zırhlarım yok oldu çünkü onları araştırma esnasında kullandım. Zaten canları azalmıştı. Ki bir süre evden çıkmayacağım. Dolayısıyla da zırh umurumda değil. Önce suyu koy. Köfte. Önce suyu. 6 tane paper. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de sugar cane'im. 6 tane değil. 2 tane de sugar cane'imi koyayım. Bu sayede tam sayıda atığımız olacak. Evet. Atıklarımızı bu sayede dengeliyoruz biraz. Bu sayede havaya bir tane bile whisk koymuyoruz. Bunu 8'e tamamlamamın sebebi bunlar sadece 8 tane alabiliyor. Yani 8 taneye tamamlandıktan sonra alabiliyorlar. Ve şimdi ne yapacağız? Intelligent Core'umuzu alıp Animus ve Vicious lazım. Bunun için güzel kaynakları göstermiştim. Bunlar. Evet. Su. Köfte. Su. 8'e 8. Vis sesi duyduk. Sıkıntı yok. Evet. Bir tane Straw Golem Worker'ımız var. Şimdi bir de kendimize Wood Golem Worker yapacağız.
Gene yaşam ve ruh simgelerimiz. Wood Glamworker'ımız da hazır. Şimdi şu artıkları toplayalım. Ve kendimize bir tane daha chest verelim. Bu chest'i de ileride relay'e çevireceğim. Otomatik olarak sorting sistemimizi atsın diye. Ender chest'e de çevirebilirim. Tamam, Ender chest'e çevirmeyeyim. Sorting sistemimizi biraz yorar. Düşündüğümde biraz daha merkez olduğu için chest'i buraya koyabilirim. Bu arada bu suları kapamamın özel bir sebebi daha. Strogol and Worker suda zarar görüyor. Orada bir tane almamışım. Gördüğünüz gibi bu arkadaş otomatik olarak bunları topluyor. Ve bunun içine koyuyor. Şimdi Strogol and Worker'a gelelim ve uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi olgunlaşmış her şeyi yavaş yavaş topluyor. Ve bu arkadaş da onun bıraktıklarını topluyor. Gördüğünüz gibi bunları da topluyor. Şunları da toplayacak. Bunlardan bazılarını büyüteyim. Golemimizi kandıralım yani. Tabii kazacağı yer, toplayacağı yerleri tamamen random seçiyor. Yani rastgele. Erişemiyorsun, değil mi? Bir kısmını da ben aldım. Arada bu yön duygusunu şaşırabiliyor. Aldırmayın siz ona. Evet. Misler gibi bir tarlamız hazır. Ve gördüğünüz gibi tekrar ekiyor da. Aşırı zeki bir şey bu. Çok seviyorum bunu. Evet. Bu iki arkadaşımız çalışa dursun. Aslında bunu hızlı yapabilirdim de neyse gerek yok. Evet. Ve gördüğünüz gibi karpuzları da topluyor. Evet. Sanırsam bu golemlerle işimiz bu kadar. Şimdi yapacağım şey buraya tam yukarı çıkmak için bir şey olacak. Evet, buradan yukarı çıkmak için ne yapacağım? Gene bir Tomcraft eşyası. Arcane Levitator. Bunun için bize ne lazım? Motius. Voltio. Solium. Machinima. Voltio sadece bunlardan elde ediliyor. O yüzden birkaç tavuk katletmem gerekecek. Nerede benim seedlerim? Buradalar. Bu arada bu çiftliği kurmanın yolu da şuydu. Eğer, bu arada buraya da bir tane Wood Golem koyacağım yakında. Portal Gun'la mobları taşıyabiliyorsunuz. Yani hayvanları. Ve portallardan geçirebiliyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bir kısmını katledebilirim. Tamamdır. Bu kadar işimi görür. 6 tane yaprak elde etmişim. Yaprak nereden çıktı? Tüy elde etmişim. Gördüğünüz gibi aradığım sembol bu. Evet. Şimdi hazırlıklarımıza başlayalım. Bize ne lazım? Arcane Wood Block. Arcane Stone Block var. Night Ore yapımı kolay. Ve Air Shard. Ve Earth Shard. Air Shard biraz sıkıntı da Earth Shard'da hiç gram sıkıntı yok. Şimdi öncelikle Night Ore yapalım. Hatırlarsanız ben hep 4 tane yapıyorum.
Bu sayede ortalığa fazla ortalığa fazla espekt toplaması kolay oluyor. Şu Motus sembolümüzü bence şu cara koysak güzel olabilir. Bunun dışında Arcane Wood bloğumuz var. Arcane Wood Block, pardon, şuralaraydı. Arcane Stone bloğumuz var. Night Orb'larımızı şuraya koyalım. Ve bir adet Air ile bir adet Earth Shard. Air 6. Evet, tamam. Şimdi bize Solium, Machina, Voltio lazım. Voltio en güzel kaynağımız kaç tane içeriyordu? 2. 4 tane işimizi görecek. Ama fazla espeklerini ne yapacağız bunun? Bunun çok güzel bir çözümü var. Eğer Wand'ı alıp Shift click yaparsanız otomatik olarak buraya dolduracak espekleri. Ve bizim ihtiyacımız olan şey de buydu. Ve Voltio'muzu şu jar'a koyacağız. Gördüğünüz gibi jar'lardan da espekleri alabiliyor. Gördüğünüz gibi sadece Solium ve Machina kaldı. Solium da kolay. Ama bunun için gene jar'a ihtiyacım olacak. Biraz daha jar yapmam lazım. Seni duyuyorum Wisp. Merak etmeyin, bu Auro'yu da yakında temizleyeceğiz. Auro'muz hep böyle kirli kalmayacak. Ve geriye sadece Machina kaldı. Machina için güzel bir taktik. Redstone ya da adını unuttum. Ha, Nikolayı harcamanıza gerek yok. Butonlar da aynı işlevi görüyor. Aynı sembole sahip. Dolayısıyla da açlıktan ölmeden önce yemeğinizi yiyin. Tamam, bu düzgün koyamamışız. Tamam. Gördüğünüz gibi tüm espeklerimiz hazır ve Arcane Levitator'ımız da hazır doğal olarak. Arcane Levitator ne diye soracak olursanız, tamam, şunu merkez konuma koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi beni uçuruyor. Aslında bunu devre dışı bırakacak bir şeye ihtiyacım yok sanırsam. Ama gene de koyacağım. Ama şimdilik değil. Şimdilik bu hali işimizi görüyor. Bir tane çıkış noktamız, dört tane de düşüş noktamız var. Ve işte böyle mükemmel bir alet Arcane Levitator. Evet. Bakalım Tomcraft'te yapmamız gereken başka bir şey var mı? Goggles of Revealing. Bunun için bize 4 tane Elder, 2 tane Gold ve 2 tane Tome Mentor lazım. Bunun yapımı kolay. 4 tane Gold ve 1 tane Water Shard. Yani 2 tane Water Shard. Water Shard. 2 tane Water Shard. Gold'larımızı alalım. Tabii bazı eşyalarımızı da bırakacağım buraya. Glowstone'lar gidin. Brickler gidin. Siz gidin. Yumurtalar siz de gidin. Siz de gidin. Bir saniye, ben ne alacaktım? Ha, gold. Goldlarımızı alalım.
İki tane tohum emitterımız var. Bunlar stacklenmiyor. Üçüncü bir tane daha yapsam iyi olur aslında. Daha sonra bakarız. Gördüğünüz gibi size en yakın auranın yerini gösteriyor. Bir çeşit pusula. İşte bunları buraya koyalım. Goldlarımız. Ve bize şimdi 4 tane deri lazım. 4 tane deri. Evet, şimdi bize bizim magic ve müteşiyor lazım. Bakalım sen kaç neyden kaçar tane içiriyorsun? Çok fazla artığın var senin. O zaman havuç kullanacağız. Evet. Havuç gördüğünüz gibi kaç tane istiyordu? Goggles of Revealing 8'er tane istiyor. Tamam. 8 tane ve 4 tane carrot. Pardon, 8 tane magic ve müteşiyor. Şurayı temizleyelim. Tamam, arkada bir şey yok. Bakın burada. Aa! Wisdom'ımız varmış zaten. Bu işimizi kolaylaştıracak. Magic'imiz de var. Daha da kolaylaştıracak o zaman. İhtiyacımız olan tek şey Mutation. Ve onu da sana kaç... Bu şekilde sağlıyoruz. Kovamızı alalım. Dolduralım. Artıkları toplamak kolay bunda. Tabii doğru atabilirsek. Ve gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Ve artık bunu taktığımız takdirde... Oh, flux'ımız high'daymış. Güzel, bekliyordum zaten. Bunu engellemenin yolları... Bir sonraki bölümde girişebilirim bir yandan. Ama zaten zamanla da düşüyor çünkü flux'ı çevresindeki aura node'larla paylaşıyor. Ve şimdi bir yatalım. Size aura node'umuzu göstereyim. Bu arada aura node'umuz normal boyutlarda bir aura node. Yani küçük değil. Ama neden bu kadar hızlı flux üretti bilmiyorum. Belki Tomcat'ın son sürümünde flux üretimi fazla hızlanmıştır. Creeper yok değil mi? Bu arada bunun dışında flux'larımız zamanla kendi başına da tükeniyorlar. Çünkü sürekli wisp spawn olup duruyor. Ve o wisp'ler aslında flux içeriyor. Fazlalık, havaya karışan auralar. O wisp'lerin spawn olması auranızı düzeltiyor. Ve bu bir aura node. Gördüğünüz gibi mor yıldırımlar atıyor çünkü flux'ı yüksek. Atmaması güzel bir şey. Çünkü flux'ınız normal boyutlarda. Demek. Bunun dışında başka bir aura node görüyor muyuz çevremizde? Wisp görsek öldürelim bir de. Wisp'ler de essential veriyor. Ve Tomic Beast kurulu olduğu için yakında Yuyumeter üretimine başladığımda arıcılığa da girişeceğim sağlam bir biçimde. Ama size ufak bir soru sormak istiyorum. Arıcılığı... bir tane daha nodumuz var ve bununki minimal. Flux'ımız ara ara buna gidecek. Dolayısıyla kendini dengeleyecek. Ve bir tane de çevreye pure node koymayı planlıyorum. Pure node ne diye soracak olursanız... şu Silverwood'ları hatırlarsanız eğer onların içinde bir adet node var. Hatta şundan göstereyim direkt. Çok da ufak oluyorlar. Yani en fazla yani maksimum 100 visli bir tane node falan görebiliyorsunuz. Bunu da bulamadım.
Neyse, ben bunu kesip geliyorum. Evet, ağacımızı kestim. Şu an yapraklarının kendi kendine düşmesini bekliyorum. Belki sapling düşer. Bir kısmı da kendim şöyle kazıyım. Çünkü bu lanet şeylerden cidden ama cidden sapling çok zor düşüyor. Ne şanslıysanız düşüyor. Ve sanırım ben değilim. Evet ve en sonunda benim de başıma geldi. Videonun ortasında telefonum çaldı. Tabii bu esnada bunun livlerinin düşmesini beklerken size şunu da göstereyim. Bu özel bir çiçek Silverwood'ların altında beliriyor. Ve tamamen şey Quicksilver elde edimde kullanılıyor. Tabii o esnada ben şunu da bir keseyim. Ya da şunu bekleyelim. Ama sanırım bu bir tane bile düşürmeyecek bana. Evet. Bana bir tane bile düşürmeyecek. Ah düşürdü. Yaşasın. Bir tane Silverwood saplingimiz var. Gördüğünüz gibi bu sembolleri taşıyor. Başka düşme işlemini bekleyeceğim. Evet, başka bir tane düşmedi. Ne olsun, bir tane de bir tane de bir şeydir. Ve bunu evimizin şu nodumuzun yakınlarında bir yere koyacağım. Mesela şuraya. Buna bone meal koyayım demeyin çünkü işe yaramıyor bone meal. Ama bunu hızlı büyütmenin bir yolu var. O yol ise hatta onu craft edebilirim. Onunla birlikte başka bir Tomcraft eşyasını daha craft edeceğim. Saniye, yüklenen bir chunk içinde mi yer alıyor? Bu arada bu tam chunk sınırındaymış. Buna kaç chunk loader daha koyabilirim. Neyse sonra düşünürüz onu. Hayır, zaten buralara yakınım hep. Neyse evimize girelim. Ve yeni bir Tomcraft oyuncağıyla daha karşınıza çıkalım. Hoe of Growl. Bunun için bir adet Wand of Equilibrium ya da boş ver. Ama Axe of Stream yapabilirim. Bunun için ya boş ver boş ver. Bugünlük bu kadar Tomcraft yeter bana. Axe of Stream'i falan ileride yaparım. O da büyür bu arada. Büyüsün bu arada. Bu büyüdüğünde yeni bir aura node daha oluşturacak. Ufak bir aura node ancak o aura node'un güzel bir olayı var. Saf bir aura node. Ve Industrial Craft'a başlamadan önce bir moda daha başlamak istiyorum. Soil değil. Soul. 5 obsidian, 4 stone ve bir corrupted essence. Bunun için Vile Dust, Wildust'a bunun erimesiyle oluşuyor. Ha bu arada şey goldlarımızın sayısı artmaya başlayınca ben de goldlarımızın bir kısmını diamond'a çevirdim. O yüzden diamond sayımız arttı. Ve şu an quarry'miz kapalı çünkü bir saniye artık açabiliriz diyeceğim de evet. Şunu yaptıktan sonra bir şey yapmam gerekecek. Çünkü şu an Kore'yi çalıştırırsam gelen fazlalıklarla bizim geri dönüş recycler'larımız başa çıkamıyor. O yüzden recycler'larımıza bir yardımda bulunacağız. Şunları Corrupted Essence'a çevirdikten sonra. Gördüğünüz gibi Corrupted Essence'larımız var. 5 obsidian ve 3 tane de stone lazım. 3 sonumuz. Şimdi siz gelin bakalım buraya. Evet, bir Corrupted Essence, 3 stone ve bir adet Soul Forge'umuz var.
Şimdi bir adet diamond alalım. Ve hazır burası büyü çalışma alanımızken bunu koyalım. Shift click neden mi çalışmıyorsun? 8 tane Corrupted Essence ve bir tane Diamond pişirdiğimiz takdirde Soul Forge bize 3 adet Soul Shard verecek. Soul Shard'lar ne diye soracak olursanız, bir şeyi öldürdüğünüzde bir mobu, herhangi bir mobu öldürdüğünüzde onun ruhunu içine hapsediyor. Her Soul Shard sadece tek bir tip. Yani ilk o Soul Shard'ı hotbarınızda tutup bir mob öldürdüğünüzde direkt o moba atanıyor ve o mobdan ne kadar öldürürseniz o Soul Shard o kadar doluyor. Bu sayede spawnerlar, yani spawnerlar yapmanızı sağlıyor. 5 farklı seviyesi var. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 ve Tier 5. Tabii ben hepsini Tier 5 yapmaya çalışacağım. Çünkü Tier 5'in güzel bir olayı var. Bir, zaten hayvan gibi spawn ediyor. 2, World umursamıyor. Mesela Nether'daki bir canlıyı Overworld'de spawn edebiliyorsunuz. Ve daha da önemlilerinden bir tanesi, ışık seviyesini umursamıyor. Ama asıl önemli olan bu değil. Redstone sinyaliyle devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu arada bir önceki bölümle bu bölüm arasında yaptığım bir değişikliği söylemeyi unuttum. TomCraft ayar dosyalarında ufak bir şey değiştirdim. Bu sayede bunlar buna item koyduğu esnada chest'in açılış animasyonu, açılış sesi rahatsız ediyorken artık o sesi kapadım. Yani artık bunlar chest'i açmıyor. Gördüğünüz gibi bunlar da tarlamızla bayağı misler gibi ilgileniyor. Evet, şimdi şu olayımızı yapalım. Overclocked upgrade. Overclocked upgrade. Ne kadar yapsa bir saniye. Ya bunun daha ucuz yolları var. Alıyorum cooldown. Düşündüm de bu daha iyi olabilir. Ve Gold Dust da veriyor bize. Evet, bununla yapacağım. Tabii Glowstone'um az, ancak Glowstone'u almak kolay her zaman. Tabii. Sel lazım. Kaç tane kullanıyordun sen? altı tane kullanıyor. Ben bir Nether'a gidip Glowstone toplayıp geliyorum. Evet. Bu arada Glowstone'larımızın bir kısmını önceden atmıştım. Ender Chest'lerin güzel bir özelliği, farklı boyutlar arasında da çalışabiliyorlar. Tıpkı normal Ender Chest gibi. Tabii dışarı gece çıkmak pek mantıklı bir şey değil. Evet, diğer gönderdiğim glowstone'lar da muhtemelen burada. Evet, bunlar yapıla dursun. O yüzden de ikinci bir tane daha Industrial Centrifuge mi yapsam, yoksa diğer parçaları da mı yapsam? Evet, bence diğer parçalarını yapayım. Şimdi bize ne lazım? Copper cable ve normal elektronik circuit. Sen şu diğer şey nasıl yapılıyor? Boş ver onu. Evet. Şimdi bize ne lazım? Elektrum. Ki sürüsüyle yapmışım. Tamam. Sis, rubber, bar. Ve başka ne lazım? Refine iron ancak az kalmış. 20 tane daha pişireyim şuradan. 25 tane. Evet.
Şimdi bir de bize copper lazım. Neyse ki artık copper sıkıntısı çekmiyoruz. Copper'ımız gayet bol. Olmuş şöyle copper'larımızı. Şimdi kaç tane overclock upgrade yapmak istiyorum? Tanesine 3 tane koymak istiyorum. 4x3 o 12. 12 mi oluyor? Evet 12 oluyor. O zaman 6 tane. 1 2 Ah! 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Zaten burada bir set varmış. Neyse o... onu da zaten başka bir iş için kullanacağız. Bir de rubberlarımız nerede? Ben rubber almıştım. Tabii ki de burada. Sekiz. Evet. Refine ironlarımızı koyalım. Elektrumlarımızı koyalım. Ve 12 tane elektronik circuitimiz hazır. Şimdi bunları bir set daha kapı kablo yapmaya gerekecek. Pardon, bir set daha. Tabii bu yanlış hesaplayıp duruyorum. Bunu. Gene yanlış hesaplamışım. Benim matematik bitti, ben gideyim. Fail üstüne fail. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey şu lanet şeylerin hazır olmasını beklemek. Sanırım bunu bir sonraki bölümün başında yapacağız. Çünkü süremiz zaten dolmuş. Ayrıyeten Greg Tech'in resipilerini biraz kurcalarken çok güzel bir şey fark ettim. Mesela Ruby resipilerine bakıyoruz. Enerji kristal yapımında kullanılıyor. Sapphire resipilerine bakıyoruz. Leptron kristal yapımında kullanılıyor. Bunun normal resipilerine baktığımız takdirde Leptron kristal normalde bir tane enerji kristal istiyor. Enerji kristal ise normalde bir tane diamond istiyor. Gerçekten her şeyi zorlaştırmıyor, bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Cidden. Ki hani bunların sayısına bakarsak eğer diamond'la mı yaparsanız yoksa bunlarla mı yaparsınız? Hani bunu biliyorken kimse gidip diamond harcamaz. Ben cidden yemek yesem güzel olur. Gerçi gerçek hayatta da yemek yesem güzel olur. Flux seviyemiz hala yüksek. Fakat o kadar sorun değil. Zamanla alçalır bu. Şunları da şuralara yerleştirelim. Evet. Sanırım bölümü burada bitirsek güzel olur. Aha, iki tane Wisp. Bir tane Wisp öldürüp sen uçabiliyorsun, ben de uçabiliyorum. Vurabilsem. Gördüğünüz gibi yıldırım atıyorlar. Çok kötü de vuruyor. Ve ölmüyor. Öldürdük. İlk wisp'imizi öldürdük. Gördüğünüz gibi bu yaprak simgesiymiş. Zaten rengi de yeşildi dikkat ederseniz. Bunun dışında ikinci bir wisp'imiz daha vardı. Ona bir dalmayı deneyelim. Bu biraz daha farklı bir. Gördüğünüz gibi Whisper böyle hoş, ilginç de bir ses çıkartıyor. Sadece sen uçamıyorsun. Ah, oh. Tamam, bu biraz belalıymış. Hover modumuzu kapatalım bir de. Oş. Come here you little. Ah, kaç 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 kaç. Bu biz faz
Biraz fazla zor. Canımız biraz yenilensin. Neyse senle sonra savaşırız. Şimdilik bir tane zafer bize yeter. Evet. Bu arada ayrıca hatırlarsanız şimdi ufak bir nottan değineceğim. Gördüğünüz gibi bu mutation simbolünü taşıyan tek şeydi şu an kadar bulduklarımız arasında. Ama bu da taşıyor. Neyse. Bu ufak bilgiden sonra köftesi gösterdiğiniz günler, iyi eğlenceler.